Özellikle çiftçilere büyük kolaylıklar sağlayan traktörler bilinçsiz kullanıldığında feci kazalara neden oluyor. Onlarca kişinin traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyuyoruz. Peki bu traktörler neden devriliyor? Bu soruların cevabını öğrenmek için şu an bir traktör bayisindeyiz. Bir traktör neden devrilir? Bir traktör normal şartlar altında büyük ihtimal kullanıcı hatasından dolayı devrilir. Yani illaki traktörün de lastik patlaması, arka teker lastiğinin patlaması, ön aksamında, arka aksamında bozukluk falan olursa tabii ki bundan dolayı devrilme olabilir ama muhtemelen kullanıcı hatası diyebiliriz genel anlamda. Hangi traktörleri tavsiye edersiniz siz? Yani şimdi kaza anında gördüğünüz gibi bu kabinli bir traktör. Kaza anında, devrilme anında kabinin koruma özelliği olduğu için ölüm riski tabii ki daha az olan bir traktör. Şöyle göstereceğim, bahçe traktörü mesela. Bahçeye girerken önündeki rollbar dediğimiz şu sistem, bu öne doğru eğiliyor. Yalnız çiftçi abilerimizden ricamız, bahçede işi bittikten sonra yola çıktığı zaman bu sistemi tekrar yerine getirip yolda böyle devam etmesi. Çünkü bir yatma anında, devrilme anında, kaza anında şu gördüğünüz demir rollbar dediğimiz sistem yatma anında traktörün tüm devrilmesini engelleyip ölüm riskini daha aza indiriyor. Yani çiftçi abilerimiz ricamız bahçe motorlarında özellikle şu sistemi yola giderken tekrar yerine geri çevirmesi lazım. Bir de diyeceğimiz gibi eski motorlarda sıkıntı şu. Şurada göreceğiniz traktör eski bir traktör. Yanında herhangi bir üstünde tentedir, rollbardır, bu tip şeyler olmadığı için bu traktörün kaza anında ölüm riski daha yüksek. Niye? Yattığı zaman şoför mahallindeki bir çiftçimizi altına alması daha sıkıntılı olabiliyor. Yani çiftçi abilerimizden diğer bir deyişle şunu da rica edebiliriz. Traktörler tek kişilik bir tarım aleti diye geçiyor. Yan taraflar özellikle çamurluklar aslında üzerlerine çamur sıçramaması için. Ama böyle bir sistemde yan taraflarına yolcu aldığı zaman devrilme anında tabii ki ölüm riski daha da şey olacaktır. Traktörü yolcu aleti olarak değil de bir çiftçi ziraat makinesi olarak görürlerse daha iyi olur. Böyle sistemlerde de en azından üstüne kendini korumak için bir tentedir. Böyle bir şeyler yaptırırlarsa daha iyi olur.